Amerikalı askerler mahvetti Amerika. Ruh hastası oldu çocuklar ya. Gece gündüz intihar ediyor. Hemen hemen her gün intihar var. Günde 12 tane ortalama. Ya kardeşim bak, bu büyük bir felaket ya. Bak günde 12 kişi asker Amerika'sı kendini öldürüyor ya. İntihar ediyorlar. Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması var. Evet. Amerikan ordusunun başına gelen en büyük felaket intiharlardır diye. Ya kardeşim, çocuklar ruh hastası yaptılar. Cinayete niye sürüklüyorsun çocukları ya? Türk ordusu da çocuklar, askerler, köylerden geliyor çocuklar. Bakımsız bir kısmı böyle güçsüz oluyorlar. Onlar asker olarak alıyorlar. Bir kere Türk gençliği böyle pehlivan yapılı yetiştirilmesi lazım. Ta çocukluğundan. 7 yaşında başlayacak, bu milli bir politika olması lazım. Güçlü kuvvetli olmaları lazım. Yani kondisyonu yüksek, adere gücü de çok yüksek olması lazım. Atatürk'ün bu konuda sözleri çok açıktır. Ya akılcı bir yöntem. İşte Peygamberimiz pehlivandı, Hazreti Ali pehlivandı. Hazreti Hamza pehlivandı. Yani kuvvetli olması lazım Türk gençliğinin. Bakıyorum çok çelimsiz, böyle dar omuzlu falan, naif çocuklar falan böyle. Yani rüzgar esse uçacak böyle. Genç kızlar da öyle yapıyorlar, bakımsız falan. Ya değil mi? Yapılı aslan gibi olmaları lazım. Bunu devlet politikası haline getirmeleri lazım. Amerikan askerlerinin intihar edenler, savaşta ölenlerden çok çok fazla. Evet. Çok büyük bir felaket bu. Sevgisizliğin, acımasızlığın Amerika'yı ne hale getirdiğini görüyoruz. Bir türlü sevgiye akılları yatmadı ya, merhamete, şefkate, akla, ilme. Ya darbist materyalist eğitim yapıyorsun işte, sonucu böyle olur. Sevgisizsin, sonucu böyle olur işte. Efendim. Daha önce bu konu hakkında bir anlatımınız vardı adam Bey, benim çok dikkatimi çekmişti. Böyle teknolojik silahların arkasında Amerikan askerlerinin bedenini koruyup getiriyorlar ülkelerine ama ruhu öldüğü için orada onları katil yapıyorlar. Zaten kendilerini öldürüyorlar daha sonra demiştiniz. Ya gencecik çocuk, 18-19 yaşında çocuk, sen gece gündüz ona adam öldürtürürsen, kulağını kestirsen, kafasını kestirsen onun aklı dengesi yerinde kalır mı ya? Cinnet geçiriyor çocuklar, deliriyorlar yani. En sonunda kendini öldürüyor işte. Ya böyle bir manyaklık Amerika'yı nasıl sardı ben anlamıyorum ya. Ya acıyın insanlara, şefkatle, merhametle yaklaşın ya. Dostluk değil mi? Muhabbet çok güzel. Kardeşlik çok güzel. Zengin olursunuz, bereketli olursunuz, güzel olursunuz. Nereden çıkarsın bu belayı? Ama işte illaki Hızır devrede. Evet. İllaki Hızır devrede. Evet. Hızır öyle diyecek, ben böyle diyeceğim. Hızır'ın görevi o. Bizim görevimiz bu. Söyleyeceğiz, konuşacağız. Ne yaparsak yapalım, yaparlar. İnşallah bu belanın, bu derdin neticesinde Mehdi zuhur edecek ve bu dertler sevince, güzelliğe, berekete, iyiliğe dönüşecek. Kan kalmayacak, acı kalmayacak, ızdırap da kalmayacak. PKK, şu bu falan, bunların hepsini tarih kitaplarında okuyacaksınız.